gerçekten ilaçlamada kucak açıldı kendisine. Muzdayı kucak açtı kendisine. Bir şey söyleyebilirsin. Belki bir... Ya fikrimiz önemli değil. Biz zaten görevimizi yaptık. Önemli olan... Binlerce insan var şu an. Mağdurlar çok. 5000 5000 Mağdurlardan biri de benim. 2010'dan ben...2000 yılında Havarp Okulu'ndan mezun oldum. Mezun olduktan sonra çeşitli zorluklarla karşılaştım. Yine malum bu terör örgütü üyesi komutanlarımız tarafından çok şiddetli cezalara çarptırıldım. 21 gün oda hapsi, 7 gün göz hapsi, hafta sonu izinlerde evime gidememe. Bu cezaların da içeriğine baktığımda mesaiye geç gelmek, mesaiye erken gittiğim halde mesaiye geç gelmek sebebiyle disiplinsizlik, askeri adaba uymamayan davranış, bu şekilde eften püften yani yapmadığım, işlemediğim suçlarla ilgili cezalar verildi tarafıma. Yıldırma çalışmaları yapıldı. Fakat ben yılmayınca 2008 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın evrakta ismi geçen fakat imzaları ve mührü olmayan sahte bir evrakla ilişiğim kesildi. Bu şekilde mağdur oldum ve benim gibi birçok arkadaşım bu mağduriyeti yaşadılar. Ben hakkımı helal etmiyorum bu kişilere ve gereken cezaları almalarını istiyorum. Çok severek yaptığım mesleğime geri dönmek istiyorum. Yine Hava Harp Okulu'ndan mezun olduğumuzda ben ve bir grup arkadaşım gözlerimizde 0.25 miyopi rahatsızlığı var denilerek uçuş muayenelerinden elendik. Tek amacımız pilot olmaktı. Ben Türk Yıldızları'nda uçmak için Hava Harp Okulu'na girmiştim. Tıp fakültesi kazandım fakat gitmedim. Doktor olmaktansa ben Türk Yıldızları'nda pilot olmayı yeğledim. Ancak yapılan bu olumsuz davranışlar ve cezalar sebebiyle ben pilot olamadım. Bu yüzden çok üzgünüm. Psikolojik problemler yaşadım. Halen ilaç kullanıyorum. Görevime geri iade edilmek istiyorum. Tabii ki okulda filo komutanımız vardı. Şu an tutuklu kendisi. Okulda bazı yasaklar çıkarmışlardı. Örneğin bir bayan harbiyeli ile bir erkek harbiyeli yan yana yürüyemezdi. Koşmamız gerekirdi. Biz bu kurallara bir mana veremezdik. Aynı masada bir bayan harbiyeli ile bir erkek harbiyeli oturamazdı. Çok şiddetli cezalar verilirdi. Fakat bu olaylar açığa çıktıkça ben artık daha bir aydınlanmış oluyor. Yine biz görev yaptığımız esnada yani eften püften sebepler yani gözünün üzerinde kaşın var denilerek her gün mesaiye gittiğimde masamın üzerinde bir sarı zarf bulurdum. Savunma doldurmam gerekirdi. Savunma doldurmaktan işimi yapamazdım, görevimi yapamazdım. Ve sonunda yıldıramadıkları için 2008 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ismini kullanarak, Milli Savunma Bakanımızın ismi kullanarak, yani yaş kararıyla da alınmış bir işlem değildi benim ordudan çıkarılmam. Birkaç saat içerisinde elime bir kağıt tutuşturdular ve senin ilişiğini kesildi dediler. Ben buna itiraz ettim. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde açmış olduğum bir dava var. Fakat yine bu malum terör örgütü üyesi olduğunu düşündüğüm AYİM'deki üyeler tarafından başvurum reddedildi. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Benim gibi arkadaşlarım da var. Biz bu konuda gerekli çalışmaların bir an önce başlatılmasını istiyoruz. Görevime iade edilmek istiyorum. O gece gerçekten aramızdaki okuldayken bize işte elinizin hamuruyla ne işiniz var erkek işinde, askere sizi kim aldı şeklinde ibareler kullanan arkadaşlarımızın gözaltına alındığını gördüm. Ve bu bende çok değişik duygular yarattı. Yani aynı okulda, aynı ortamda beraber tüfek çattığımız kişilerin bu kadar profesyonelce gizlenebildiklerine hayretler içinde kaldım. Çok şaşırdım. Ve bize bu sıkıntıları yaşatan kişilerden davacı oldum.
Gerekli soruşturma başlatılıyor kendileriyle ilgili. Bu süreçte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de açmış olduğum dava henüz devam etmekte. Gereken hükümetimize güveniyorum. Gereken kişiler bu konuda ilgili savunmalarını yapacaklardır. Ya bu olaylar 2008 yıllarında daha çok artmaya başladı. Özellikle görev yapan subayların, komutanların eşleri tarafından sohbetlere çağrılırdık. Fakat buna iştirak etmeyince TSK mevzuatına göre sadece işimizi yaptığımızda sicillerimizle oynandı. Yükselmemiz engellenmek için, kurmaylık sınavına girmememiz için sicil notlarımızla oynandı. Büyük disiplin cezaları aldık. Ben şu anda akademi sınavına giremedim. Hak ettiğim halde çok başarılı bir subay olmama rağmen, takdir belgelerim olmasına rağmen, okulu başarı derecesi ile bitirmeme rağmen akademi sınavına giremedim. Bu benim içimde büyük bir yaradır. Peki.